Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün sizinle ne yapacağız? Bugün sizinle Poco X3 NFC'nin hep beraber gerçek olan pil testini yapacağız. Çok fazla soru soran oldu. Bu arada da şöyle söyleyebilirim, yani bu telefonda şu anda Gorilla Glass 5 ekran koruma var. Bununla ilgili de problem yaşamıyoruz, bunu söyleyeyim. Zaten bu telefonun kutu içinden çıkan bu bumper kılıfıyla telefon kesinlikle ciddi anlamda da korunuyor. Yani bu noktada bir problemle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Bunu belirteyim. Şimdi telefon gerçekten sağlam, çok iyi bir telefon olduğunu elinize aldığını ilk aldığınız andan itibaren hissediyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Şimdi bu telefona gerçek olan pil testi yapacağım ama biraz bahsetmek lazım orta segmentin ne hale geldiğinden. Hakikaten son dönemde yaşanan pandemiden sonra birçok insanın artık orta segment telefonlara yöneldiğini görüyoruz. Yani amiral gemisi telefonlar yerine kullanıcılar daha fazla orta segment telefonlar almaya başladılar ve fiyat tarafında özellikle bu 3000-4000 TL seviyesi çok önemli bir hale geldi. Çünkü insanlar dediğim gibi yaşanan pandemi sonrasında yani parayı böyle bir telefona yatırmak, teknolojiye yatırmak yerine yani biraz açıkçası daha alınabilir telefonlara ulaşmak istiyorlar. Bugün de bana sorarsanız bu telefonların bence içindeki en başarılarından bir tanesi olan kesinlikle Poco X3 ile beraberiz. Ben şöyle söyleyeyim, daha evvel bir tane video çekmiştik. Poco X3 telefon pazarını bitirmeye geldi diye bir video çekmiştik. Gerçekten de öyle, bence çok başarılı bir telefon. Yani bugün şöyle söyleyeyim, yani kamera testi de yaptım buna. Zaten göstereceğim bunları incelemede. Çok başarılı işler imza atıyor arkadaşlar, çok net söyleyeyim. Hep beraber göreceğiz. Şimdi pil tarafına tabii ki ne yaptın diye soracaksınız. Bence pil tarafına, pil testine geçmeden önce pili etki eden biraz teknik özelliklerden bahsetmek lazım. 6.67 inç boyutunda 2400x1080 piksel çözünürlüğünde Full HD Plus çözünürlükte, tabii ki öyle diyelim. 120 Hz ekran tarama hızına sahip IPS tabanlı bir LCD ekran var. Bu noktada insanların kafasında soru işareti var. Abi IPS mi yoksa AMOLED mi diye. Mutlaka bunda karşılaştırmasını sizlerle önümüzdeki günlerde yapacağım. İncelemede göstereceğim. Yani kendiniz karar verirsiniz ama ben kullandığım süre zarfı içinde açıkçası telefonun ekranından çok ama çok memnun kaldım. Zaten 6.67 inç hakikaten devasa bir ekran ve dot display ile beraber tamamen bir ekran kullanma imkanına sahip oluyorsunuz. Hakikaten çok başarılı bulduğumu net bir şekilde söyleyebilirim ekranı. Yonga set tarafında ise birçok insanın merakla beklediği Snapdragon 732G Yonga seti bu telefonda var. 2 tane 2.3 GHz'de çalışan Creo 470 Gold çekirdeklerinden ve 6 adet de 1.8 GHz'de çalışan Creo 470 Silver çekirdeklerinden oluşan bu yapıyı Adreno 618 GPU'su besliyor ve gerçekten oyun tarafında en ufak bir problemle karşılaşmadan en yüksek ayarlarda istediğiniz şekilde bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Birçok insan bana şunu sordu, abi hani oyun oynarken kaç FPS'ye çıkıyorsun falan filan dediniz. Ben oyun oynarken bugün PUBG oynarken arkadaşlar 56 FPS'leri gördüm. Bu noktada dediğim gibi hani 60 FPS'yi görmüyor falan filan diyenler var. Yanılıyorlar arkadaşlar. Görüyor, hiçbir şekilde sorun yaşamadan bunu oynayabiliyorsunuz. Şimdi aslında şunu da söylemek lazım. Birçok insan bu noktada hani hertz tarama hızıyla FPS'yi karıştırıyor. Bunlar aynı şeyler değil. Belki bununla ilgili de önümüzdeki günlerde bir farklı bir video çekmek lazım. Çünkü gelen yorumlardan, kutu içi açılışına gelen yorumlardan anladığım kadarıyla birçok arkadaşımız gerçekten de birbirine karıştırmış. Alakasız şeyler arkadaşlar. Kullandığımız telefonda 128 GB hafıza ve 6 GB'da sistem belleği var. Bununla beraber 33 Watt hızlı şarj desteğine sahip bir telefon var ve 5160 mAh'de pil var. Bu telefonun özel detaylarından bir tanesi Liquid Cool Technology 1.0 Plus adında bir soğutucu var. Bu genişletilmiş bakır ısı borusu ve çoklu grafit katmanlarıyla normalde işlemciyi normal çalışan halinden 6 dereceye kadar soğutabilen bir yapısı var. Zaten test ettik. Biraz sonra dediğim gibi oyun testinde zaten size ne kadar telefonun az ısındığını da söyleyeceğim. Bekleme süresinden bahsedelim hemen. Birçok insan bunu merak ediyor. Saat 00.01'de arkadaşlar telefonumuzun %27 pili varken yattım uyudum. Sabahleyin saat 08.01'de uyandığımda telefonumuzun %25 pilinin kaldığını gördük. Yani tüm gece boyunca 8 saatte sadece %2 pil tüketti. Eğer şarjınız %70, %80 civarlarındaysa da bu rakamın arkadaşlar sadece %1 olduğunu görüyorsunuz. Peki telefonda ne yaptık gün içinde? Sabah saat 7.30 itibariyle telefonu şarjdan çektik. %100 pilimiz vardı. Tüm gün boyunca ofisteydik ve Wi-Fi üzerinden internete bağlandık. WhatsApp web tarafında arkadaşlar görüşmelerimizi bilgisayar üzerinden yaptık. Parlaklığın da otomatikte olduğunu belirtelim. Bununla beraber birçok insan bunu soracak. Abi hani ne yaptın diyeceksiniz. 120 Hz tarama hızı sürekli olarak açıktı arkadaşlar. Yani telefonun pilinin daha fazla çıkması için yaptığımız bir test değil. Özellikle dediğim gibi 120 Hz'de yapalım ki ne olacağını görelim dedim.
Birçok insan soracaktır, abi bu testin sonunda 60 Hz'de yapsaydın ne çıkacak diyeceksiniz. Onun da cevabını biraz sonra testin sonunda vereceğim. Telefonda 70 dakika boyunca görüşme yaptık. Sabahtan yaptığımız 35 dakikada %2, öğleden sonra yaptığımız görüşmede de %2 pil tüketti. Hakikaten başarılı bir rakam. Yani hatta şöyle söyleyebilirim. Bazı telefonların sadece 35 dakikada %4 pil tükettiğini gördük. Oysa ki burada 70 dakikada %4 pil tüketmesi oldukça başarılıydı. 70 dakika boyunca sosyal medya kullanımımız oldu. Sabahtan kullandık %3'tü. Öğleden sonra yaptığımız 35 dakikada ise %5 pil tüketti. 70 dakikalık sosyal medya kullanımında, ki gerçekten de hani özellikle böyle Instagram hikayeleri de biraz abandığımı söyleyebilirim. Özellikle pili daha fazla gitsin diye. Ama sadece %8 pil tüketmesi çok başarılı. 70 dakika boyunca YouTube'da video izledik. Burada da %6'lık bir ya şaka gibi gerçekten. %6 civarlarında pil tüketti. İnanılmaz bir rakam arkadaşlar. Telefonu gerçekten pil tarafında çok ama çok başarılı bir telefonla karşı karşıyayız. 70 dakika boyunca radyo dinledik. Wi-Fi üzerinden radyo dinledik ve burada da sadece %4 pil tüketti. Bu da normal bir rakam. Birçok insan soracak, abi oyun ne yaptın diye. 70 dakika boyunca PUBG oynadık ve PUBG'de %84 ile başladık. 26 derece sıcaklık vardı telefonda. 70 dakikanın sonunda arkadaşlar telefonda %69 pil kaldı ve telefonun sıcaklığı 39.4 dereceye kadar çıktı. En yoğun oyun temposunda arkadaşlar. Bu arada da şunu söyleyelim. Oyun oynarken de en yüksek ayarlarda oynadım. Birçok insan bana söylüyor, abi hani sen işte yüksek çözünürlükte değil de akıcı ayarlarda oynamanı istiyoruz falan filan diyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz aslında. Hani oyun oynayan insanlar bunu tercih ediyor olabilirler ama ben bunu yaptığınız zaman da daha az pil tüketmeye başlıyor. Çünkü çözünürlüğü düşürdüğünüz zaman, ayrıntıları düşürdüğünüz zaman. Yani bense burada daha fazla pil kullansın isterim. Onda da sadece %15. Böyle sinir bozucu hakikaten bir pil performansı var telefonda. Çok başarılıydı. Saat 16.30 itibariyle, yani teste başladığımızın tam 9 saatin sonunda, ki bu 9 saatlik kullanma senaryomuzda bu telefonun 3 saat 47 dakika ekranın açık olduğunu gördük ve saat 16.30 itibariyle %61 pilimiz vardı. Gerçekten çok başarılı bir performansa imza attığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Uzun zamandan beri görmediğimiz bir performanstı bu. Özellikle 120 Hz ekran tarama hızında. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bana diyeceksiniz abi hani aynı testi eğer 60 Hz'de yapsaydın ne olurdu diyeceksiniz. Hemen şöyle söyleyeyim, bunu da yaptım. Onu yaptığımız zaman da çok büyük bir fark yok. %68 pil kaldığını gördük. Yani sadece %7'lik bir fazladan pil tüketimi var 120 Hz'de. Bana sorarsanız bunun için yani katlanılır mı? Bana sorarsanız katlanılır kesinlikle. Yani ben %7 pil için 120 Hz ekran tarama hızından kesinlikle ama kesinlikle vazgeçmem. Şöyle söyleyeyim, bu telefon alacak olan arkadaşlarımızın eğer kafalarında ya ben bu işte telefon alacağım ama yani pil performansı nasıldır diyecekseniz şunu çok net söyleyeyim. Bugüne kadar bakın tüm testler içinde yaptığımız 60 Hz'de yaptığımızdan bahsediyorum. Tüm yaptığımız telefonlar içindeki en iyi pil performansına sahip telefon kesinlikle Poco X3 NFC oldu. Telefon incelemesinde görüşeceğiz. Şimdi hoşça kalın. Bye bye.